Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Habertürk TV'ye özel açıklamalar yaptı. Milli kaleci Avrupa'ya gitme hedefini paylaştı. Şampiyonluğun nasıl geldiğini anlattı ve özellikle boş vakitlerinde neler yaptığını da paylaştı. Trabzon'da her zaman olduğu gibi yağmurlu ve sisli havada şampiyon Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile şampiyonluğu konuşacağız. Teşekkür ederiz Uğurcan. Bize vakit ayırdığın için kutlayalım. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz siz de. Bu sezon neyi farklı yaptınız da bu şampiyonluk geldi? Buradan başlayalım. Ya sezon planlaması çok erken yapıldı hoca, yönetim tarafından. Kampa transferlerimiz yetişti ve kaynaşmamız daha hızlı oldu aslında. Sezon başlamadan bütün takım kaynaştı diyebilirim. Bence en önemli kilit noktası buydu. Sezona çok erken transferlerle başladık. Kampta beraber vakit geçirdik. Bence kilit nokta buydu. Şimdi tabii Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunuz var, bir playoff'u geçip. Bu seni heyecanlandırıyor mu? Çünkü kariyerinde Şampiyonlar Ligi yok. Şampiyonlar Ligi her futbolcu oynamak ister. Ben de çok oynamak istiyorum. Önümüzde galiba playoff var. Playoff oynayacağız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz hepimiz. Bunun için de çok heyecanlıyız. İnşallah bu gerçekleşir. Kutlamalar nasıl geçti? Trabzonspor gerçekten kutlamalarıyla aslında dünyada viral oldu. Hala da devam ediyor. Siz çok eğlendiniz mi bu süreçte oyuncular olarak? Gerçekten çok eğlendik. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Harika görüntüler verdiler. Hiçbir sorun olmadan, hiçbir sıkıntı olmadan binlerce kişi stadı, işte yeni kapıyı doldurdu. Biz futbolcular olarak da çok eğlendik aslında. Statta yaptığımız eğlence çok harikaydı. Organizasyonu yapan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hak etmiştik bunu, doyasıya kutladık hep beraber. Tabii birçok yabancı takım da adın anılıyor. Şu ana kadar bir transfer teklifi aldın mı? Bu yaz Trabzonspor'dan ayrılacak mısın? Taraftar da çok merak ediyor. Ya aslında ilgilenen kulüpler oluyor. Trabzonspor'dan illa gideyim diye bir şey demiyorum tabii ki. Hem kulüp için hem benim için önemli takımlar, önemli kulüpler gelirse bir düşüneceğiz, oturacağız, bakacağız yani kulüple değerlendireceğiz. Ona göre bir yol çizeceğiz ama tabii ki ben Trabzonspor'da oynuyorum ve illa da gideyim diye bir hedefim yok. Burası zaten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Burada oynamaktan da gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Transfer biraz zamana bıraktım. Göreceğiz, daha zaman var biraz. Tabii küçüklüğünde Trabzonspor formasını giymek istediğini daha önce bizle paylaşmıştın ama tuttuğun bir yabancı takım var mıydı? Yok, yabancı takım tutmuyorum da bütün maçları izliyorum diyeyim. Oradaki kalecilere neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını anlamaya çalışıyorum, görmeye çalışıyorum. Bütün maçları izlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şu an böyle izlemekten keyif aldığın bir kaleci var mı dünyada? Ya şu an favorim Mendy oldu ya. Chelsea'nin kalecisi çok iyi sezon geçirdi. Şu an favorim o yani. Peki şunu da çok merak ediyorum aslında ki Trabzon'dan çok kaleci çıkıyor. Şenol Güneşler'den son dönemde Onur Kıvrak olsun, Tolga Zengin ki sen. Trabzon'un bu özelliğini neye bağlıyorsun? Altyapımız diyeyim bence. Biz de altyapıdan yetiştik ve Trabzonspor'un gerçekten iyi bir altyapısı var. Türkiye'de önemli bir altyapısı var. Orada hocalarımız bize o yaşta her şeyi öğretmeye çalışıyorlardı. Tabii ki önünüzde oynayan kaleciler iyiyse siz de en az onlar kadar kendinizi geliştirmeye fırsatı buluyorsunuz. Çünkü izleyerek, görerek öğreniyorsunuz. Önümde Onur abi gibi iyi bir kaleci vardı ben daha gençken ve ondan çok şey öğrendim. Ona da teşekkür ediyorum. Yine Hakan abi, Fatih Öztürk, Hakan Arıkan, bunlardan çok şey öğrendim ve hepsini de gerçekten çok sevdim. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Avrupa kariyer planlamanda olduğu için soruyorum bunu. Böyle sosyolojik olarak kendini Avrupa'ya hazırladın mı? Aslında hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki Avrupa farklı gitmediğim, yani gidiyoruz da takımda oynamak biraz farklı diyeyim. O yönden kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, oraya hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii bakalım zaman gösterecek, hayırlısı neyse olsun. Ben aslında şeyi de çok merak ediyorum. Yani biz hep sahada antrenmanda görüyoruz seni ama Uğurcan Çakır mesela izin gününde ne yapıyor? Bir gün nasıl geçiyor? Ya Trabzon'da genellikle evde oluyorum. Eşimle çocuğumla vakit geçirmeye çalışıyorum. Yemek işte, balık burada biliyorsunuz güzel. Balık yiyoruz bol bol. Genelde evdeyim. Onun yanı sıra takım arkadaşlarımla da zaman geçirmeyi çok seviyorum. Onlarla oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Evlerimize gidiyoruz birbirimizin. Genellikle evdeyiz ya. Dizi izlemeyi, film izlemeyi ya da bir kitap okumayı seviyor musun? Seni etkileyen bir dizi karakteri ya da bir roman karakteri var mı?
dizi izlemeyi hiç sevmiyorum. Hatta eşim de bana kızıyor. O seviyor. Ben fazla sevmiyorum dizi film izlemeyi. O yüzden yok yani. Oyun oynuyorum genelde.